Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, videoyu biraz geç başlattık, vlogu. Biz yemeğimizi yedik bile, baya şeyler hallettik. Saat 6. Bir dakika, saat şu an 4:44 geçiyor. Biraz havaların biraz daha serinleşmesini bekledik, şimdi dışarıya çıkacağız. Asımcan gelecek. Beverly de geliyor. Leyla geliyor. Caner Beyefendi arkadaşlarından buluşmuş, bizi bir gün sattı. Aynen, Caner bizi sattı bugün. Aynen. Onlarla biraz birinci Viyana'da da geçeceğiz. Size de biraz çekim yaparız. Evet, birinci Viyana'da da biraz gezeceğiz. Evde duramıyoruz arkadaşlar. Aynen ya, ev çok sıcak oluyor ya. Aynen, gerçekten yanıyoruz. Biraz dolaşalım dedik. Öyle, o zaman çıkalım direkt. Aynen. Evet arkadaşlar, biz şimdi birinci Viyana'ya geldik. Yine burası tıklım tıklım. Leyla'lar geldi, Asımcan geldi, Mevlüt de geldi. Hepsi burada. Evet. Geziyoruz. Keyif yapıyor. Evet. Bugün ama fazla kalabalık değil ha. Daha kalabalık bekliyorum ben burayı. Bence kalabalık ya. Yok canım, o kadar kalabalık değil ya. Biraz çekeyim size buraları, etraf. Bakın kalabalık yine de. Millet sokağa atmış kendini. Hava da güzel ya. Sıcak ama aşırı da sıcak değil. Aha başladı. Mozart. Aslında arkadaşlar Cevdet değil mi? Biz size buradaki müzeleri gezdirmek istiyoruz. Belki aranızda merak edenler olur. Aynen, bir ara gezdireceğiz. Eğer ki isterseniz yorumlara söyleyin. Çünkü Viyana'yı sizi gezdirmek istiyoruz. Hatta Stefanus Dom'un içine bile gezdirebiliriz. Böyle. Yani güzel bir tur olur sizin için de. Siz de Stefanus Dom'dan Mozart oynarım. Onlar önde bile gidiyorlar. Ay, herkes dondurma yiyor. Yok sana dondurma. Ana, buraya bile türkü saçmışlar. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Prater'e geldik. Evet, yine geldik. Yine geldik. Burada dolaşacağız biraz. Bugün Cevdet, biniyorum. Ne? Gerçekten biniyorum. Özellikle pantolon giydim. Bineceğim diye. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Dün tam olarak nerede videoyu kapattım hiç bilmiyorum. Çünkü çekim yapmayı unutmuşuz, yani aklımıza gelmemiş o an. Ben de dedim en iyisi bugün birleştireyim bugünle. Bugün pazartesi. Birkaç alışveriş yapmam lazım ev için. O yüzden direkt hazırlanıp çıkmak istiyorum. Gelince evi toparlayacağım. Normalde tam tersi yapardım ama şu an hemen acele gitmek istediğim için tekrardan eve uğrayacağım çünkü. Alışverişle müllere gitmek istemediğim için müllerde bir tane şişe var. Böyle eltim aldı, o gösterdi. Baya soğuk tutuyormuş. Böyle termos gibi düşünebilirsiniz. Ama öyle değil, su şişesi. Cevdet bana onu alsana dedi. Onu almaya gideceğim. Bir de orada da birkaç eksiğim var. Onları hallederim bugün. Sonra artık günümüze devam ederiz bugünlük. Bizim evin buradaki Hofer kapanmış. Nedeni de bilmiyorum. Yaklaşık böyle 1,5-2 haftadır kapalı arkadaşlar. O yüzden Penny'ye gideceğim. Hemen yanında Penny var. Nedeni de bilmiyorum. Üstünde bir şey de yazmıyor. Sadece kapalı yazıyor ve bayağı boşaltıyorlardı içini. Acaba yeniliyorlar mı? Anlamadım ki. Diğer Hofer de bize çok uzak. Oraya gitmek istemiyorum. Hofer iyi oluyor alışveriş bakımından. Lidl olsa daha iyi. Ama maalesef onlar uzak bize. O yüzden Penny'yi de pek sevmiyorum ama mecburum artık. Oraya gideceğim inşallah. Bakalım, hava yine yanıyor arkadaşlar. Böyle şalımın artık yüzümde izi çıktı, o derece. O kadar komik duruyor ki. Şalın bittiği yer böyle beyaz, yüzümde karardı. O yüzden güneşe pek durmamaya çalışıyorum. Gölgeden gideyim desem orası da gölge değil. Neyse, sabah sabah çok söylendim ben. Bakın böyle Hofer'in camları kırık. Ne olduysa. Ay, çok merak ettim. Neyse, ben Hofer'e gireyim. Şurada hemen zaten yanında.
Evet, ben şimdi Penny'den çıktım arkadaşlar. Sabah gitmeme rağmen tahmin ettiğim gibi hiçbir şey bulamadım neredeyse. Havlu peçete falan kalmamış. Onları da artık Müller'den alacağım. Evde size artık aldıklarımı gösteririm. Evet, şimdi aldıklarımı göstereyim hemen size. Domates aldım, marul aldım, limon aldım, nektarin aldım. Daha fazla meyve alacaktım ama hiçbir şey yoktu Penny'de ya. Anca bunları alabildim. Elma aldım, bir de brokoli aldım, bir de tuvalet kağıdı. Evet, hemen birazdan şimdi çıkacağım yine ben tekrardan. Artık Müller'de görüşürüz. Bakalım Müller'de neler var. Gezelim biraz. O zamandır Müller'e girmiyordum ben. Bundan alıyorum cevizi. Şöyle. Gezelim bakalım daha neler var. Bunu alıyorum. Peçete. Burada da var. Ay şu ne güzel. Bizim eve uyuyor. Ama bu galiba kozmetik bir şey. Havlu peçete lazım bana. Kiplik alıyorum. Müşterim var bu hafta. Şöyle. Biz Cevdet'te bu deodorantı kullanıyoruz. Tavsiye ediyorum size de. Gerçekten en iyisi bu. Çünkü ben birçok test ettim. En iyisi bu yani. Ben bunu çok seviyorum. Kullananınız var mı aranızda? Çok duydum. Bu böyle selülitlere falan çok iyi geliyormuş galiba. Bunu deneyenler varsa bana söyleyebilir. Evet, çantam için dezenfektan alıyorum. Müller'in bu buzluk poşetleri iyi oluyor. Burada 65 cent. Diğer yerlerde daha pahalı. Bu 3 litrelikten alacağım şimdi. Bir de şey alacaktım ben, yağlı kağıt alacaktım. O kalmamış mı? Şurada buldum. Bir de bundan alacağım. Ben Cleva markasının çöp poşetini denedim. Hiç güzel değil. Hemen yırtılıyor. En güzeli Hofer'in. Ama buradakileri hiç denemedim. Bir de ben 60'lık alıyorum hep. Mesela. Ama bunları hiç denemedim de. Hofer'inki çok sağlam. Cleva'nın hiç iyi değil. Küçük rollelere geldim. Sonunda. Şundan alayım bir tane. Hofer'den alıyordum normalde hep. Şöyle. Bakın bunlar düşmüş. 2.99'a. Ama ben Lidl'dan alıyorum. Ondan da gayet memnunum. Güzel oluyor. Böyle. Bir de bu markanın da varmış. Ürün dekorları da çok harika oluyor arkadaşlar. Ay şu ne güzel mesela, bakın. Bir de böyle. Çok hoşmuş. Ya da şu peçete böyle.
arkadaşlar, şişeyi buldum. Ama 18 diyor. Sanki onu buraya almıştı. Bu değil mi acaba ya? Buldum arkadaşlar. Komple farklı yerdeymiş. Diğer bölümde bulamamıştım. Cevdet'e bunu alacağım. Zaten Sihan'dan bir tane kalmış. Okudum aynı mı diye. İkisi de aynı. Ben de bunu alacağım. Böyle biraz farklı model ama 750 milbur. Cevdet'e aldım 700. Bu da aynı fiyat. Yani böyle ikimize alıyorum şişe. Bulduğuma sevindim gerçekten. Çünkü Eltim gösterdi. O gün bütün gün dışarıdaydık. Ve soğuk su doldurmuş. Gerçekten böyle buz gibi kalmış içinde. Güneşin altında kalmıştı bir de şişi. Aslında bunlar da aynı ama neyse, siyah olsun ya. Böyle çok güzel. Soğuk tutuyor. Sıcak da tutuyor bu arada bunlar. Harikaymış. Biraz daha gezeyim şöyle mülleri. Neler var diye. Şunlar ne güzel duruyor. Evet. Böyle. Aslında buzdolabı içinde kapaklı alsam mı diye düşünüyorum da. Şunlara bakın. Ay, şu saat de güzelmiş. Bakır rengi ya. Bizim oturma odasında saat yok bu arada arkadaşlar. Ama sanki ben bunun aynısını Amazon'da gördüm. Çok daha uygundu. Bu fiyat ne? Ya Müller zaten çok pahalı. Bence fiyatları biraz abartı. Ay, ne tatlı şunlar. Dekor bol bol. Arkadaşlar, ben şimdi eve geldim. Size evde artık aldıklarımı gösteririm. Evet, orada gördüğünüz gerçi ama tekrardan göstereyim. Yağlı kağıt aldım. Ondan sonra bir peçete aldım. Penne makarnası aldım. Sonra bu buzluk poşetlerinden, deodoranttan şöyle kiprik aldım. El dezenfektanı çantam için. Sonra kendime bunu aldım. 750 ml'lik. Dediğim gibi bu hem soğuk hem sıcak tutuyor. Aa, makineye girmiyormuş. Neyse. Sonra bu neymiş? Bu giriyor mu? Hayır, bu da girmiyor. Bu da 700 millik. Bunu da Cevdet'e aldım. Böyle. Süper bir şey. Ben böyle gerçekten soğuk tuttuğunu bilmiyordum. Su gösterdi bize, böyle buz gibiydi. Yani ben de direkt almak istedim. Hele Cevdet şu an inşaatta çalıştığı için onun işini çok görecek. Bir de böyle havlu peçete aldım. Şişeyi test ettim. Onayladım. O kadar soğuk tutuyor ki. Cevdet'inkini buzdolabına koydum arkadaşlar. O kısmını komple unutmuşum. Hani izole ettiği için normal musluktan su doldurup buzdolabına kaldırdım. Soğutur mantığıyla. Cevdet gelmeden bir deneyeyim dedim. İçi doldurduğum gibi ama dışı buz gibi. Yani o kısmını da komple unutmuşum. Sıcak suyu bile buzdolabına koysanız sıcak tutacak. Yani çok beğendim.
arkadaşlar, bir takipçim bunu tekrardan nasıl yukarı kalktığını soruyor bana. Ben o yüzden toplu bir şekilde tekrardan bir video çekmek istiyorum. Hani yukarı kaldıramayanlar için onu göstermeyi tamamen unutmuşum, kusuruma bakmayın. Aslında çok basit, tekrardan buraya basıyorsunuz. Yani basılmış zaten bende. Böyle tık ettiği zaman sonra sadece yapmanız gereken bunu böyle yukarı kaldırmak. Sonra da sabit oluyor. Tekrardan indireceğiniz zaman da buraya basıyorsunuz, tekrardan iniyor. Böyle. Bu da böyle burada kalsın. Yüzüme şu an maske yapmak istiyorum. Ama yapmasam mı diye düşünüyorum. Çünkü sizde de öyle oluyor mu? Birisi gelecek vakit, çünkü halı yıkama aradı arkadaşlar. Bugün getiriyorlarmış. Birden sonra getiririz dediler ve tam ne zaman gelecekleri belli değil. Şu an o kadar gülerim ki, yani kapıyı çalarlarsa böyle maskeli adam korkar benden. Ama neyse, geldikten sonra yapayım. Bayağıdır yapmıyorum. Çünkü ben aslında düzenli bir şekilde cilt bakım rutinimi yapıyordum. Haftada bir kez peeling yapıyorum. Ondan sonra maskemi yapıyorum. Bu burun bantlarını kullanıyorum. Gerçi güneş olduğu zaman arkadaşlar yüzümdeki bütün böyle sanki ölü deriler atılıyormuş gibi, öyle diyeyim artık. Yanlış terim oldu ama yok oluyormuş gibi hissediyorum. Ve daha böyle temiz bir cilde sahip oluyor insan. Bu benim görüşüm. Tabii herkes de farklı oluyor. Yine de yapmak istiyorum. Böyle burun bantı falan. Maske yapayım bir güzel yüzüme. Çekebilirim hatta sizi. Aslında bir cilt bakım rutinim var kanalımızda. Gülsüm Cevdet cilt bakım rutini yazarsanız çıkar size. Tekrardan çekebilirim böyle hızlı çekimde. Ama en iyisi ben geldikten sonra yapayım. Gerçekten çok komik bir durum olur. Birkaç arkadaşım da sordu bana özelden halılarını nereye veriyorsun yıkamaya diye. Hani sayfalarını bulamadım Instagram'da. Ama sorarım tabii ki size geldiğinde. Kartları vesaire varsa gösterebilirim. Yıldız halı yıkamaya veriyorum. Annem hep oraya veriyor ve çok memnun. Gerçekten çok güzel yıkıyorlar. Bakalım birlikte, hatta bakarız bugün nasıl güzel olmuşum diye. Reklam değil arkadaşlar. Tamamen benim şu an size bir bilgim. Yani merak edenler var çünkü. Hatta Cevsin halası da sordu nereye veriyorum diye. Böyle size de fikir olsun. Yıldız halı yıkama. Ben şimdi yemeğimi hazırlayacağım arkadaşlar. Bizim en sevdiğimiz menüyü yapacağız Cevdet'te. Tavuğu bir tek öyle seviyorum ben. Fırında böyle bütün zebzelerle birlikte türlü gibi salçalı sos döküp üzerine çok hoşuma gidiyor borcamda. Kapaklı borcamımda yapıyorum ve böyle baharat olarak mesela zerdeçal kullanıyorum. Ondan sonra pul biber, tatlı toz biber, karabiber, onlar çok lezzet veriyor bu yemeğe. Bu şekilde inşallah yemeğimizi böyle yapacağım bugün. Hızlı çekimi alırım çünkü Cevdet size yapmıştı bu tarifi. Hatta ben de bir kere göstermiştim. Birçok kez var kanalımızda. Böyle size hızlı çekim yapacağım inşallah.
Evet, yemeklerim hazır arkadaşlar. Böyle makarna yaptım. Bir de bu baharatı koydum içine. Çok harika oluyor bununla makarna. Mutlaka denemelisiniz. Ve yemeğim de pişti böyle. Salatamı da hazırladım. Tabaklara porsiyon edeceğim şimdi. Evet, biz yemeğimizi yiyelim. Daha sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Şimdi Cevdet halıyı açacak. Annem dedi ki bence aç dedi. 2-3 gün böyle boşta kalsın dedi. Açık yani. Çünkü kopma yaparmış paketin içinde. Sonra geri kaldırırsın dedi. O yüzden şimdi açacağız. Sinek geldi. Evet, açalım mı? Evet. Sonucu merak ediyor musunuz? Açayım mı? Hadi. Açtayım. Açıyorum. Açıyorum. Böyle yap. Serilmiş olsun. 500 bin TL. Acun açıyordu ya. Evet. Kutuyu. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Dağıldığımız yeri de gösterelim. Bak. Yıldız Tepi Hiray Nigum yazıyor. Evet. Yıldız halı temizleyici. Evet. Numaralarını da koymuşlar. Ben zaten koydum. Evet. Ha buraya yok. Buraya şu an etiketlemişler bunu. Yani güzel yani. 25 euro veriyorsun. Adamlar geliyor, alıyor, temizliyor. Geri getiriyor. Daha 25 euro değil. Halıdan halıya metrekaresine göre değişiyor. Aynen. Aha. Ama işte 20-30 euro civarında. Evet. Çok merak ediyorum nasıl olmuş. İyi paketlemişler ama. Bu arada tatilimizi atarlar arkadaşlar. Durdukça tatil diyor. Evet, tatile gitmek istiyorum. Sabırsızlanıyor Cevdet. Evet, açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Açıyorum. Aç. Vay. Nasıl? Harika, dur şimdi inceleyeceğim tabii ki de. Evet, ben hemen incelemeye başlıyorum. Vay Cevdet. Ay nasıl kokuyor? Gitmiş o lekeler. Koklasana bir. Dursana bir, ben şu an bir lekeleri inceliyorum. Burası acaba karaydı. Kokuyor baksana bir, ne kadar güzel kokuyor biliyor musun? Aynı böyle şey kokuyor. Limon kokuyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? İlk aldığımız güne benzemiş. İlk aldığımız günkü gibi. Ben de bir koklayayım. Bence bunu hiç limon. Sana bir şey diyeyim. Limon kokuyor. Öyle de, bence bunu hiç koymana gerek yok. Kokma falan çünkü. Yok yok. Acayip kurumuş. Hayır Cevdet. İçinde koku var ya birazcık. Hani bu deterjan kokusu var ya. O nemlendirir yani. Anladın mı? Birazcık açık kalsın, sonra toparlarız. İyi. Güzel. Ama var ya yepyeni. Çok sevinçliyim. Şu an gerçekten bakın arkadaşlar, buralar böyle kapkarıydı biliyor musunuz? Ah, eski günler aklıma geldi. Annem bize halılar, evin halılarını aldırırdı. Bizim Gemen'de de bizim binaların aşağısında böyle yer vardı. Kapalı bir yer. Orada bizim elimize fırçayı verirdi. Ondan sonra bulaşık ondan sonra deterjanı, metalajanı dökerdi. Böyle, hadi bakalım fırçala gidiyor. Canerle ben fırçalıyım. Annem arkadan hortumla su tutuyordu her yere. Ben fırçalıyım, Caner fırçalıyor. Annem hortum tutuyor. Biz de babaannemin... Bir iki saat bir tane halı yıkardık annemden öyle. Biz de babaannemin halılarını yıkardık balkona. Artık Türkiye'de. Öyle bir şey mi aldı? Al götür diyorsun. Arıyorsun, adam geliyor alıyor. İki gün sana getiriyor cillop gibi. Evet. Yani o kadar yorulduk, şey yaptık. Vallahi boşaymış, biz de verseydik önceden. 20-25 veriyorsan. Annem veriyor hep, bilmiyorum. Güzel oldu ama gerçekten tertemiz duruyor. Değil mi? İlk aldığımız yani gün. Şu kenarlarda leke olmuştu. Bazen buralara bir şey dökülüyordu falan. Ben bir şey içerik falan çekin dokuydum bazen kenarlara. İlk aldığımız güne benzemiş resmen. Evet. Oldu. Evet. Hadi bakalım bu videoyu artık kapatalım ha. Ben mi kapatayım? Evet. Evet muhterem arkadaşlar, sizi yeni halımda kapanış yapacağım şimdi. Yeni dediğim de yenilenmiş, temizlemiş halımızda. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza bol bol like atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Az kaldı, tatil videoları gelecek. Bay bay. Hoşçakalın.